Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar, saygılar. İyi hafta sonları diliyorum. Para Bilgi kanalı hafta sonu olsa da sizlere borsadan, ekonomiden haberler vermeye devam ediyor arkadaşlar. Evet 6 Ocak, 13 Ocak 2023 BofA'nın yani Bank of America'nın alım ve satım yaptığı hisseler haberiyle sizin karşınızdayız şu anda. Lütfen her zaman söylemek zorunda olduğumuz bu cümleyi söylüyoruz. Buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bu kanala da bir destek olmak istiyorsanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Ayrıca beğenileriniz, yorumlarınız videolarımızın daha fazla kişiye ulaşacağını, ulaşmasını sağlayacaktır. Lütfen bu konuda yardımlarınızı esirgemeyiniz. Evet Amerikalı Yatırım Bankası'nın 6 Ocak 13 Ocak 2023 tarihleri arasında yani geçen hafta farklı sektörlerde yapmış olduğu hisse alımlarıyla ilgili bilgi veriyorum arkadaşlar. Burada vermiş olduğumuz bilgiler en fazla satın alınan 5 hisse ile ilgili ilk bildiğimiz da, bilgimiz daha sonra satılan 5 hisseyi de vereceğim. Evet TÜPRAŞ 417 milyon 925 bin hisse alım gerçekleşmiş TÜPRAŞ'tan arkadaşlar maliyet 496 oldukça yüksek maliyetten almış. Pegasus 325 milyon 402 bin net hacim var maliyeti 468 lira. Koç Holding 235 milyon 595 bin maliyeti 73 bin 73 lira 364 Doğan Holding 230 milyon 367 bin Maliyet 10 lira İş TL 157 milyon 128 bin net hacimli Maliyet 11 lira 66 kuruş Evet bu vermiş olduğumuz 5 hisse arkadaşlar %33'e tekabül ediyor Bank of America'nın geçen hafta almış olduğu ilk 5 hisse Evet Bank of America özellikle haftanın son iki işlem günü Perşembe ve Cuma günü diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bir satıcı konumunda gibiydi sanki sattı biraz daha fazla. İşlem olarak sattı hisselerse burada. E bunlar ise vere verdiğimiz hisselerin %5'i yani 5 adet hisse %50'ye tekamül ediyor. Yarısını verebiliyoruz. Bu yönüyle önemli. 1 milyar 763 milyon 883 bin 649 net hacmi var. Diğerleri ise kalanlar ise 1 milyar 698 bin 663 hacimde arkadaşlar. Hacimsel olarak %50'den daha fazla veriyoruz ama hissi olarak %50.94 verebiliyoruz şu anda. Evet, Akbank'tan 492 milyon 149 bin 978 net hacimli bir satış söz konusu. Aselsan'dan 393 milyon 461 bin 639 net hacimli bir satış var. Turkcell'den de aynı şekilde 387 milyon 84 satış var net hacimli. Türk Hava Yolları'ndan 305 milyon 305 milyon 4532 net satış var, hacimli satış var. Şişeden de 186 milyon 182 .812 net hacimli satış görüyoruz arkadaşlar. Evet. Bofa'nın girdiği geçen hafta ve çıktığı hisseler olarak bunları gösterebiliriz. Ee, zaten gördüğünüz gibi bu hisselerin hepsi Biz 30'da olan Ve endeksi doğrudan etkileyen hisseler ee, Bu hisselerden bazı arkadaşlar e, Kanalımızda yorumlardan takip edebiliyorum Ettiğim kadarıyla eskisi gibi de takip edemiyorum yorumlar. Onu da söyleyeyim ee, Bofa'nın çıktığı hisselere girenler var Ve onu birkaç gün tutup satanlar var Al sat yapanlar Yani buradan farklı stratejiler geliştiren arkadaşlar var. Biz de burada sizlere sadece 5 tane en çok aldığı, 5 tane de en fazla sattığı geçen haftaki hisseleri vermek istedik arkadaşlar. Her zaman söylüyoruz Borsa İstanbul'a yatırım gelecek yatırımıdır ve Borsa'ya yatırım uzun vadede bir yatırımla para kazandırır insanlara. ve bunda istatistikleri zaten ortada. Hisselerin bir sene önceki, iki sene önceki durumlarıyla şimdiki durumları enflasyonun üzerinde gelir kazandırıyor. Özellikle şuradaki durum şu. Eğer döviz olağanüstü bir şekilde artmadıkça Borsa İstanbul kazandırmaya da devam edecektir arkadaşlar. Lütfen buradaki bilgileri kendi fikirlerinizle tazeleyerek, yenileyerek kendi fikrinizle yatırımlarınızı gerçekleştiriniz. Buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kanalımıza da abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Hepinize bol bol kazançlar.